ilkokulu bitirip kursa gelmişti. Ailesi kendi isteğiyle geldiğini söylemişti. Kayıt için adını sorduğumda Fatma dedi. İşte çekinmeyen bir tavırla. Ve ekledi. Eğer hafız yaptırmazsanız kayıt yaptırmak istemiyorum. Böyle tehdit edercesine konuşması onu yaşından daha olgun gösteriyordu. Tebessümle, korkmayın küçük hanım. Siz isteyin, hafız da yaparız, hoca da deyiverdim. O küçük gözlerinin içi parıldadı birden. Annesi, hocam kusuruna bakma hele. İlle de hafız olacağım der de başka bir şey demez. Bizim köyün hocasından duymuş. Peygamberimiz hafız olanlara cennette taş giydirilecek demiş herhalde. Siz daha iyi bilirsiniz ya, köylü kafası. Biz de bu kadar duyduk anladık. Ha, bu da çocuk işte. Tabi dedim. Tabi teyze ne demek. Keşke herkes sizin gibi duyduklarından etkilense de teslim olsa. Siz hiç merak etmeyin. Kızınız önce Allah'a sonra bize emanet. Kadıncağız elime yapıştı. Öpecekken geri çektim. Utandım. Tuttum ben onun elini öptüm. Gözleri yaşardı. Hocam bu eller, gözler hep günahlı. Asıl sizinkiler öpülmeye layık dedi. Estağfurullah teyze dedim. O ahirette belli olur. Bu konuşmadan sonra kaydını yaptığımda Fatma'nın Erzurumlu olduğunu öğrendim. Bir an düşündüm. Küçük nasıl kalacak bu kadar buralarda? Zaman ilerledikçe Fatma'nın edepli tavırları daha çok etkiledi beni. Azimliydi. Geceleri uykusunun arasında ayetleri sayıklarken görüyordum çoğu kez. Böyle devam ederken arada bir bana gelip soruyordu. Bir gün hocam hafız olmak için Kur'an'ı bitirmek mi lazım diye sordu. Ben de tabii ki hepsini ezberleyeceksin ki hafız adını alacaksın dedim. Bu cevabıma çok üzülmüş gibiydi. Bir şey demek istiyordu sanki. Teşekkür etti ve döndü arkasını gitti. Derslerim arasında onlara sürekli Kur'an ezberlemekle işin bitmeyeceğini, mutlaka içindekileri uygulamanın gerekliliğini anlatıyordum. Talebelerden biri, hocam dedi. Fatıma'nın annesi ona abdestli olmayanın hafızlara dokunamayacağını söylemiş. Doğru mu diye sordu. Çok ilginç doğrusu. Maşallah dedim. Osmanlı zamanında atalarımız Kur'an'a ve hafıza kıymet verdiklerinden öyle yaparmış dedim. Çok hoşlarına gitmişti bu iş. Hepsi adeta kendilerine ulaşılması zor kasa içindeki altın gibi görüyorlardı. Görsünler dedim içimden. Bu yaşta buralara gelmişler. Allah'ın kelamını ezberliyorlar. Onlara fazla görmem bunu. Bu arada Fatma ara sıra rahatsızlanıyor ve revirde yatıyordu. Zaman geçtikçe Fatıma'nın morali ve sağlığı daha da çok bozuluyordu. Bir gün dersini iki kez aksatınca sordum. Ne oldu? Yoksa anneni mi özledin? Hayır dedi. Neden moralim bozuk diye sordum. Sık sık hasta oluyorsun dedim. Yanlış anlamayın. İnanın ki annemi özleyip de gitmek istediğim yok dedi. Burayı çok seviyorum. Allah'ımdan çok korkuyorum. Buraları terk edersem bana ahirette hesabını sormaz mı? Bir şey diyemedim. Suçlu bile hissettim kendimi. O küçük kalpte bu iman neydi böyle? Ya Rabbi, onu hayranlıkla izliyordum. Bir gün çok rahatsızlandı. Doktora götürmek zorunda kaldık. Birçok tahlillerinden sonra arkadaşım olan doktor, hocam dedi. Derhal bu talebeyi ailesinin yanına gönder. Şaşkınlıkla neden diye sordum. Bana belki üzülecek, hatta inanmayacaksın ama bu talebe kanser dedi. Adeta başımdan aşağı kaynar sular dökülmüştü. Sanki her tarafımı şefkat sarmıştı. Hastaneden ayrılırken Fatma'ya hiçbir şey demedim. Oysa anlamış gibi bana sorular sorup dikkatimi dağıtmaya çalışıyordu. Kulağıma eğilerek hocam dedi. Azrail, insanların canını alırken nasıldır?
Ağlamamak için zor tuttum kendimi. Güzel bir surettedir, mümin kullara dedim. Sevindi, sanki mırıldandı. Belki hafız olamam ama elhamdülillah müminim diye. Şimdi anlamıştım bana önceden sormuş olduğu soruyu. Demek ki hastalığını biliyordu. Hafız olmak için Kur'an'ı bitirmek gerektiğini söylediğimde neden üzüldüğünü şimdi anlamıştım. Birkaç gün sonra eşyalarını hazırlamaya başladık. Çünkü dayanılmaz acılar içinde olduğunu görüyorduk. Evine gitmesi gerekiyordu. Ailesi geldi. Fatıma yanıma gelerek bana kızmadınız değil mi diye sordu. Eğer söyleseydim belki kursu almazdınız. Ne demek dedim. Nasıl kızarım sana dedim. Hem sonra sakın üzülme hafızlığımı bitiremedim diye. Bu yola girdin ya, Rabbim seni hafızlar zümresinden yazdırmıştır inşallah dedim. Öyle sevindi ki sarıldı boynuma. Gerçekten dedi, ben şimdi hafız sayılır mıyım? Anne bak duydun değil mi? Ya Rabbi bu ne aşktı. Rabbimin hikmeti tecelli etse de iyi olsaydı ya şu Fatıma. Ne güzel bir kul olurdu. Böylece Fatıma'yı gözyaşları ile Erzurum'a uğurladık. Çok geçmedi. Bir iki hafta sonra ailesi ağırlaştığı haberini verdi. Bu bir iki hafta içinde ondan iki mektup almıştım. Bana hep hafızlık tacını merak ettiğini, rüyalarına bile girdiğini yazıyordu. Bir gün sabah namazından sonra telefon çaldı. Fatıma'nın annesiydi karşımdaki ses. Ağlamaklı bir sesle, "Hocam, Fatıma'yı uğurladık. Rica etsem bir hatim okur musunuz?" deyince ben de dayanamadım, ağlamaya başladım. Annesi beni teselli edercesine telefonu kapatmadan "Size ölmeden önce şunu söylememi istedi." dedi. Hıçkırarak, "Anneciğim, hocama söyle. Azrail söylediğinden de güzelmiş. Ey Rabbim, senin kelamın için yanıp tutuşan, yoluna yapışıp kelamına sımsıkı sarılan kulunu sen son nefesinde yalnız bırakır mısın hiç?" Elhamdülillah. İşte böyle dostlar. Diğer hikaye ve şiirleri dinlemek için Cihan Bozacı YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.